Basistas'ın Nasıl Geldim serisinde bugün test mühendisi arkadaşımız Berk'le konuşacağız. Berk yakın zaman içerisinde Almanya'ya göç etmiş ve şu anda Ingolstadt'ta yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'den gelen bir test mühendisi Almanya'da hangi şartlarla yaşıyor, hangi şartlarla gelebilir, nasıl bir maaş beklentisi olmalı? Hep birlikte bunları Berk'le konuşacağız. Hadi başlayalım. Berk, öncelikle aramıza hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bizim için Almanya'ya gelen kişilerin hikayelerini dinlemek, özellikle Türkiye'den hala Almanya'ya gelmeye çalışan kişiler için çok önemli. O yüzden tekrar sana da teşekkür ediyorum. Kısaca seni tanıyabilir miyiz Berk? Tabii ki. Ben Özyeğin Üniversitesi mezunuyum. Elektrik Elektronik Mühendisi mezunuyum. Ardından bir de yüksek lisans tamamladım. Hem lisans eğitiminin son senesinden başlamak üzere otomotiv sektöründe çalıştım. Yaklaşık 5,5 seneyi tamamladım şu anda. Kıbrıs ve İstanbul'da, Gebze'de çalıştım. Geçtiğimiz Mayıs ayında görüşmelere başladım aslında. Son gelişim Ekim, yani Ekim'den Ekim'e gibi He, oldu. Tamam. Hı. Yani aslında bir seneden beri buradasın diyebiliriz yani. Tam bir sene Ekim'de bitti. Bir sene, bir ay. Evet. Şu an bitti işte. Evet. Peki Almanya'da tam olarak hangi mesleği icra ediyorsun? Almanya'da şu an test mühendisi olarak çalışıyorum. Ama Evet. aslında sözleşmemde danışma mühendisi olarak geçiyorum. Hı. Yani bugün test mühendisliği yapıyorum ama yarın bu test mühendisinin içeriği değişebilir. Ya da tamamen farklı bir mühendislik, proje mühendisliği olabilir, sistem mühendisliği olabilir. Şunu merak ediyorum. Türkiye'den senin gibi gelecek kişiler için bu mesleği icra etmek için Almanya'da herhangi bir ön şart var mıdır? Eminim vardır. Senin aklındaki ön şartlar nelerdir? Bir sayabilir misin acaba? İki ön koşul var. Bir, sektörde çalışmış olmak. Hı Yani hı. Hangi sektörde çalışmak için başvuru yapıyorsa kişi o alanda çalışmış olması gerekiyor. Ama bundan da önemlisi mezun olduğum bölümün o sektörle uyumlu olması gerekiyor. Yani ben gastronomi bitirip otomotiv sektöründe çalışamam. Ya Evet. da işletme bitirip otomotiv sektöründe test mühendisi olarak başvuru yapamam. Hı Bu hı. şekilde red alan gördüğümde oldu. Hı. Ben elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum ve bu alan zaten elektrik elektronik mühendisi arıyor otomotiv sektörü. Evet. Her iş ilanında da mutlaka yazar bu alandan mezun olması gerektiği. Bu bahsettiğin ön şartlar, şirketin seni alması için yani şirketin kurumsal şartları mıdır? Hani o pozisyona ait şartlar mıdır bahsettiklerin? Yoksa sana mavi kartla gelmişindir diye tahmin ediyorum. Mavi Evet. Kart vizesine ait ön şartlar mıdır? Aslında üniversite konusu biraz daha mavi karta yönelik. Evet. Konsolosluk bu konuda çok hassas. Hı hı. Üniversite ve çalışılan sektörün uyumu konusunda. Hı hı. Ama tabii ki mezun olduğum bölümün, çalıştığım tecrübenin şirket içinde bir ön kriteri var mutlaka. Evet. Çünkü geçtiğim mülakatlarda bunlarla ilgili sorular, bunlarla ilgili konuşmalar yapıldı. Evet. Hı hı. O alanı tamamlayabildiğim mutlaka isteniyor, görülmek isteniyor. Anladım. Denklik konusunda herhangi bir Evet. Çaba sarf ettin mi? Bir denklik alman gerekti mi? Çünkü bazı mühendislik dallarında denklik almak gerekiyor. Evet, ana bin üzerinden bu denklik genelde isteniyor. İDO'da Evet. bu şekilde bir talepte bulunuyor. Hı hı. O konuda biraz sıkıntı yaşadım çünkü ana bin sistemi biraz karışık aslında. Evet, hayli karışık. Örnek vermek gerekirse, bayağı karışık. Örnek vermek gerekirse şöyle, benim üniversitemin ben denklik aldığını biliyordum. Hem Türkiye içerisinde tüm üniversitelerle eşdeğer bir eğitim hem de Avrupa'da da tanınırlı olduğunu biliyordum. Hı Belli hı. sertifikaları tamamladığını biliyordum. Ama ana bin içerisine girdiğimde bu denklik benim bölümüm için gözükmüyor. Yani Özyeğin Üniversitesi özelinde Evet, konuşacağım. Özyeğin evet. Üniversitesi'nin sayfasına girdiğimde elektrik elektronik mühendisliği çıkmıyordu. Hı. Bu yaklaşık bir hafta boyunca döndüm dolaştım. Bunun neden çıkmadığını anladım. Ama burada önemli noktalardan biri üniversitenin tanınıyor olması aslında. Üniversitenin o liste içerisinde olması Evet. aslında yeterli. Çünkü Hı. ana binden istenen denklik aslında şu şekilde detaylandırılabilir. Bir, üniversite tanınıyor mu sistemde? Hı. Üniversitenin çalışmaları tanınıyor mu? İki, bölüm tanınıyor mu? Yani Evet. üniversitenin ve bölümün aynı anda olmaması Evet. hiçbir sorun teşkil etmiyor aslında. Hemşireler ya da doktorlar gibi mesleki denklikte almak zorunda kaldın mı? Zannetmiyorum ama sormak istiyorum yine de. Yok, mesleki denklik, bizim mesleki denkliğimiz aslında diplomamız. Yani Tamam. Hı. mühendislikte özel bir alan belki
yüksek gerilim hatlarında çalışıyor olsaydım o Evet. denklikte tekrar istenebilirdi. Hı. Veya belki inşaat ya da makine mühendisliğinde özel alanlarda yine böyle şeyler olabilir. Belki bir sertifika, belki bir belge. Ama benim durumumda böyle özel bir denklik talep edilmedi açıkçası. Edilmedi. Edilmedi. Tamam. Berk, şimdi iş aramalarına başladın. Tahminen hangi vizeyle gelebileceğini düşündün. Bir yandan iş aramaları da Evet. tabii ki devam etti. İşini nasıl buldun? Bunu gerçekten merak ediyorum. Zaten çok uzun süre yani ilk üniversitede iş aramaya başladığımdan beri tabii ki mutlaka yurt dışında araştırıyordum, ediyordum. Bunu çeşitli platformlar üzerinden, bazen şirketlerin kendi kariyer sayfalarından, bazen LinkedIn üzerinden arıyordum. Bu konuda biraz tecrübe sahibiydim. Hı. Yine başvurularımı gerçekleştiriyordum. Benim o dönemde daha önceden tanıştığım bir arkadaşım burada şimdiki şirkette çalışmaya başlamıştı. O aslında referans oldu. Benim başvurumu insan kaynaklarını biraz daha öne çıkarıp böyle böyle bir başvuru var, tecrübesi bizimle uyumlu, görüşebilir misiniz dedi. Hı. Aslında dönüşü o şekilde aldım ben ilk. Halihazırda olan bir başvuruyu arkadaşım öne çıkardı şirket içerisinde. Sana referans oldu Görüşme yani. bana referans Hı olup hı. aslında ben o şekilde görüşmelere başlayıp işi Evet. devam ettirdim. Evet. Ondan sonra da peki bunun haricinde başka kanallardan da başka şirketlere de başvurdun mu? Burada şunu da merak ediyorum. Türkiye'den başvuru yapacak kişilere tabii ki bir arkadaş aracılığıyla referans olarak gelmek bir seçenek. Başka yararlı bulduğun kanallar var mıydı? Hani sana olumlu geri dönüş yapan şirketler adına. Kesinlikle kendi kariyer sayfalarından başvurmaları gerekir. Çünkü daha önceden de görüşme yapıp son aşamada olmayan ya da başka sebeplerden dolayı olmayan birkaç görüşmem oldu yurt dışı ile ilgili. Evet. Bizdeki gibi tek bir kariyer sayfasından olmuyor. İlanlar o şekilde değil. Hı. Benim gördüğüm kadarıyla şu an en aktif LinkedIn ve şirketlerin kendi kariyer sayfaları. Evet. Buralar olumlu olumsuz çok hızlı dönüş yapıyor. Şunu merak ediyorum. Sözleşmeyi aldığın şirketten sana büyük olasılıkla Evet. dijital olarak bir ön kopyasını yolladılar. Ondan sonra vizeye başvurdun. Tam olarak hangi vizeye başvurdun Berk? Direkt olarak mavi kart vizesine başladım yani. Evet. Şimdi tam olarak hani link ya da şey ismi hatırlamıyorum ama Tabii. Hı. konsolosun sitesine girip mavi kart süreciyle ilgili hangisi yapılması gerekiyorsa Hı. o süreci adım adım takip ettim. Evet. E-Data üzerinden başvurdun. İData üzerinden İData'ya önce başvuruda bulundum. Evet. Bu vizeye başvuracağım diye. Ardından İData başvuruyu aldı. İnternet üzerinden birkaç belge atmıştım. Hangisi Evet. olduğu yine kendi sitelerinde yazıyor. Hı. Ön başvuru gibi bir şeyleri vardı. Ardından mavi kart süreci başladı. Evet. Tahmin ettiğim kadarıyla herhangi bir danışmanlık şirketiyle çalışmadın, değil mi? Bunu neden soruyorum? Yok. Bize çok fazla hangi danışmanlık şirketini tavsiye edersiniz diye mesaj geliyor. Biz de her seferinde diyoruz ki siz gidebilecekseniz zaten kendi başınıza gidebilirsiniz. Herhangi bir Evet. danışmanlık şirketine ihtiyacınız yok. Senin durumunda herhangi bir danışmanlık şirketi kullandın mı? Yok, herhangi bir danışma şirketi kullanmadım. Zaten yasal olarak da tercih edilmiyor açıkçası. Bu konuda biraz katı İData'da, konsoloslukta. Evet. Senin pozisyonunda bir kişi Almanya'da toplamda 5 senelik bir deneyimi olsa ve Almanya'ya gelse test mühendisi olarak yılda brüt olarak ne kadar para kazanır? Yılda brüt olarak. Yani sözleşmende de bu şekilde yazıyordur diye tahmin ediyorum. Evet, Ama dediğim zaten. gibi sen değil, ortalama 5 sene deneyimi olan bir kişi. Evet, yani 5 sene tecrübe güzel bir tecrübe. 5 seneyi nasıl kanıtlayabildiği de önemli Hı. şirkete. Şirketin ikna olması gerekir. Gerçekten evet, 5 sene Kıdemli doğru bir oldu diye kıdemli bir düşünüyorum. kişi olman gerek, Evet, öyle değil mi? Evet. evet, evet. Yani o mülakatın gerçekten iyi geçmesi gerekiyor ama Evet. yani en kötü senaryoda benim gördüğüm, duyduğum, tecrübe ettiğim diyelim Hı. minimum 60-65 bin bandında başlayabilir. En iyi senaryoda gerçekten kişinin tecrübesi, Almancası böyle artık 5 senelik bir kişi için maksimum seviyede diyebilirsek 75 ve üstü çok iddialı olur. Evet. Bu tabii şirketten şirkete de değişir. Hangi şirketle görüşüldüğü de çok önemli. Hı. Ama 75 sanırım iyi bir Almanca, iyi bir tecrübeyle bunlar iyi bir kombin oluşturabilirse 75 zorlanabilir diye düşünüyorum. Berk yaklaşık bir sene olmuş Almanya'ya geleni.
Genel olarak meslek özelinde soruyorum bu konuyu. Buna göre değerlendirirsen. Mutlu musun Almanya'daki yaşamın, Türkiye'deki meslek hayatına kıyaslarsan? Beklentinin ne olduğu çok önemli. Ben Almanya'ya gelirken benim hedefim kariyerimde daha iyi bir yere geleyim ya da kariyerimde daha mutlu olayımdan öte biraz daha yaşam standartlarını yükseltmekti açıkçası. Kariyer benim için ikinci adımdı ama iş hayatımda çok mutluyum. Şöyle mutluyum. Biraz daha özel bir alandayım. Türkiye'deki en büyük fark aslında bu. Türkiye'de bir ünvan aldığımızda o ünvanın yanındaki işleri de aslında sorumluluk bizim dairemiz olur ama Almanya'da bu çok daha kısıtlı. Evet. Yani ben eğer bugün bu kameraya bakmakla sorumluysam Türkiye'de bunun ses sistemiyle de ilgilenmek zorundayım. Evet, aynen. Bunun şarj sistemiyle de ilgilenmek zorundayım ama Almanya'da sadece kameraya bakmakla yükümlüyüm. Açıkçası bu anlamda belli noktalarda daha mutluyum. Çünkü daha az yoruluyorum mental olarak. Evet. Ve tek bir konuya odaklanıp o konuda kendimi geliştirmek hem vakit hem yorgunluk anlamında çok daha iyi. Bu anlamda daha mutluyum diyebilirim tabii ki. Sosyal hayat olarak da beklentilerini karşıladı mı Almanya? Tabii yani sosyal hayat olarak, sosyal hayat benim için kastım şu, bir yere ulaşım olarak rahat, bir yerden A noktasından B noktasına gitmek olarak çok rahat. Hatta hiç düşünmediğim bir alışkanlık bisikletle şu an tamamen her yere ulaşım sağlıyorum. Evet. Otobüs her saat var. Mutlaka bir saat bir noktadan otobüs bulup çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Güvenli hissediyoruz. En önemli noktalardan biri o benim için. Kimse kimseye çok fazla bazen ayrımcılık haberleri okuyoruz, duyuyoruz. Evet. Hem Almanya'daki röportajlarda hem Türkiye'deki röportajlarda. Bazı yerlerde evet olabilir. Özellikle çok daha büyük şehirlerde, Berlin'de ya da Münih'in içerisinde belki olabiliyor ama benim daha küçük bir şehirde olmam bunu biraz da azaltıyor ama sosyal hayatta belli zorluklar oluyor tabii ki. Bunun en büyük kriterlerinden biri her zaman dil, Almanca eksikliği. Evet. Onun dışında sosyal hayat Türkiye'den bir kademe daha üst seviyede diyebiliriz açıkçası. O yüzden Evet. daha mutluyum. Evet. Peki, genel olarak mutlusun diye görüyorum ama eminim Almanya'nın da kendine ait senin beklentilerin anlamında eksikleri vardır. Keşke olsaydı dediğin şeyler neler? İyi bir emlak sistemi. Şey anlamında ev mı? Bulma. Ev bulma, kiralık ev bulma mı yoksa satın anlamında mı? Satın almak için çok erken ama Evet. kiralık olarak gerçekten biz geçen sene eşimle beraber taşındık. Tekrar taşınmak istedik belli sebeplerden dolayı. Evet. Mayıs ayında başladık bu sene araştırmaya. 2 hafta önce ev bulabildik. Ev bulabildik derken şundan bahsediyorum. Ev var ama kabul almak inanılmaz mesele, bir değil sistem. Mi? Yani bir de akşam 8'den sonra kapanmasını çok isterdim her yer. Kapanmasın isterdin, değil mi? Kapanmasını isterdim. Evet, katılıyorum. Bavyera'da çok yaygın. Son olarak sana şunu söylemek istiyoruz, şunu sormak istiyorum. Berk, mühendis olarak Almanya'ya gelmeyi planlayan kişilere tavsiyelerin ne olur? Kesinlikle neresinden başlandığı önemli değil. Almanca pratik yapılması gerekiyor. Başvuru yapılmaya başlandığı an, evet artık kafaya koyulduysa ve bu yola girildiyse, olumsuz dönüş ne kadar olursa olsun o Almanca çok işe yarayan bir durum. Çünkü ilk 10, belki ilk 20 başvuruda olumsuz geri dönüş olduğunda o sürede öğrenen Almanca ile belki 21. de Almanca konuşarak birkaç cümle, birkaç o ilk giriş kısmında yaparak belki dikkat çekip öne geçme şansı artıyor. O yüzden kesinlikle Almanca öğrenme diyebilirim. İkincisi de kesinlikle motivasyon söyleyebilirim. Çünkü bu çok uzun bir süreç. Gerek Almanya'ya gelme süreci, gerek işte vize bekleme sürecinden bahsettik. Mesela 100 gün, 120 günler duydum ben. Buralarda olabilir. İş başvurusu yaparken dönüş alınamayabilir. Olumsuz dönüş çok alınabilir. Evet. Buralarda motivasyon kaybı olunmaması gerekiyor. Çünkü bir şekilde benim örneğimde ben referansla geldim ama referanssız iş bulan, iş sürekli değiştiren arkadaşlarım var. Bu bir gerçek. Bu oluyor.
bu başarılabiliyor. Evet. Önemli olan o ilk kırılmayı yakalayana kadar motivasyonun kaybedilmemesi. Mental olarak, psikolojik olarak olumsuzluklara biraz hazırlıklı olmak gerekiyor. Evet. Çok çabuk pes etmemek gerekiyor. Bu ikisi benim ilk aklıma gelenler. Çünkü her şey aslında bu ikisi belirliyor şu an. Özellikle ikinci konuya katılıyorum. 2023'te Almanya en çok aranan meslekleri yayınladı ve bununla ilgili de bizim detaylı bir yazımız ve videomuz var. Mesela burada Berk detaylı bir şekilde farklı farklı mühendisliklerin kırılımlarından bahsediyorlar. Ve hani onu okuduğunda diyorlar ki bizim mühendise ihtiyacımız var. Zaten Almanya biliyorsun yani mühendis bir şekilde dizayn edilmiş bir ülke. Bu anlamda özellikle mühendis olarak gelecek kişiler için dediğin çok doğru. Belki hani örnek veriyorum kuaförler için aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Çünkü Almanya için çok stratejik bir meslek dalı değil. Ama mühendislik gibi bir durumda gerçekten Almanya'nın çok ihtiyacı var mühendislere. O yüzden de birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Kesinlikle. Şöyle bir motivasyon da sağlayabilirim. Benim şimdi bir senedir buradayım. Yaklaşık 4,5 senedir de Türkiye'de çalıştım. Aynı sektörün iki ülkedeki farkı. Burada şirkette benim yaşıtım diyebileceğim, benim seviyemde diyebileceğim, benim tecrübemde diyebileceğim Alman mühendis sayısı çok az. Çok çok az. Evet. Burada genelde Türkler, Hintli arkadaşlarımız ve hep expat aslında, expat diyebiliriz. Çünkü evet. Almanya gördüğüm kadarıyla hem genç nüfus olarak çok büyük bir sıkıntıda şu an. Hem de mühendis yetiştirme anlamında hem nüfus etkisi olabilir hem politik olabilir belki. Evet. Bizim seviyemizde olmuyor. Ya hep bizim üstümüzde bir görev veriliyor Almanlara. Belki ayrımcılık konusu burada öne çıkabilir. Veya gençlerde gördüğümüz kadarıyla aslında belki de eski jenerasyonlara kadar mühendisliğe kadar bir ilgi yok şu an. Evet, eskisi kadar yok öyle değil mi? Haklısın. Evet. Almanya'da böyle bir eksik var ve orayı tamamlayamıyorlar. Aslında son dönemlerde özellikle hep gördüğümüz bazen Almanya için bazen farklı ülkeler için de çıkıyor bu konu. İşçi alımı yapılacak, mühendis alımı yapılacak konusu aslında hep buradan çıkıyor. Çünkü o boşluğu Türkiye'deki kadar hızlı dolduramıyor. Yani Türkiye'de bir ilana 1000 başvuru olurken burada 50 başvuru olduğunda çok fazla oldu evet. denilebiliyor. O yüzden biraz sabırlı olup doğru ilanı, doğru şirketin mutlaka bir yerde çıkacak. Evet. Eksik olduğu konusu bir gerçek. Gördüğümüz kişiler hep şu an yönetici bizim. Bir alt kademe mühendis, işte tester dediğimiz geliştiren kısım şu an açıkta. Evet. Açıkta yani. Evet, evet anladım. O zaman iki tane önerin oluyor. Bunlardan birincisi Almanya'ya gelmeye kafaya koyduklarında Almanca'ya başlasınlar. İkincisi de gerçekten sabırlı olsunlar, enerjilerini düşürmesinler. Almanya'nın mühendislere ihtiyacı var, bir şekilde gelecekler diyebiliriz. Evet. Evet. Belki üçüncü önerim şöyle bir şey olabilir. Almanya bazlı olup ya da Almanya'da şubesi diyebileceğimiz ve Türkiye'de de şubesi olan firmalar var. Evet. Buralar eğer buralarda çalışılıyorsa veya buralarda çalışılabilirse bu çok daha iyi bir kişiye referans olabilir. Mesela şunu mu diyorsun? Türkiye'de bir Mercedes var. Mercedes'in Almanya'daki evet. de yani Almanya'da da bir başvuru yapıldığında bir değeri mi var demek istiyorsun? Kesinlikle çok büyük bir değeri var. Eğer Türkiye'de Mercedes çalışıldıysa evet. Bir de uzun süre belki işte dediğimiz gibi 5 yıl boyunca Mercedes çalışıldıysa zaten ister istemez Almanca'yla da işi dışı olmuyor. Evet. İster istemez Almanya'nın çalışma sistemi de işi dışı olmuyor. Haklısın. Bunu bilmek buradaki herhangi bir şirkete başvuru yaparken çok destek olur açıkçası. Evet süper. Berk gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl geldim konusuyla ilgili çektiğimiz ilk videolardan birisiydi. Ama ben test mühendisliğinin nasıl geleceğiyle ilgili gerçekten çok fazla şey öğrendim. Umut ediyorum ki Türkiye'de de test mühendisleri bu videoyu izlerler ve gerçekten onlara da bir aydınlık yol açmış oluruz senin sayende. Gerçekten sana çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Ben teşekkür ediyorum. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Kesinlikle oldun. Bu arada seninle de Ingolstadt konuşmamızın başında söylemiştin. Evet. Münih ve Nürnberg'e yakın diyordun. Turkish Expats in Munich ya da Turkish Expats in Nürnberg gruplarında görüşmek dileğiyle diyorum. Belki bir Noel görüşmek aktivitesi üzere. Bile yapmayı düşünüyoruz. Belki orada görüşürüz en yakın zamanda. Umarım. Umarım görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere belki.